Güneydoğu Anadolu bölgesi için önemli bir proje olan Ilısu Barajı 19 Mayıs'ta açılmıştı. Enerji üreten 6 türbinden ikilinin hizmete girdiği baraj bölgedekilerce acaba nasıl karşılandı? Baraj hangi sektörleri etkileyecek? Haberimizde. Bölgemiz suya kavuşuyor. Tarımda önemli gelişmeler yaşanacak, iklim farklılıkları olacak. Dolayısıyla bölge halkı refaha bayağı bir kavuşacaktır. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak, bütün bu illeri birbirine bağlayan Ilısu Barajı bölge halkına da umut verdi. Ilısu Barajı'nda enerji üretilmesiyle bölge halkı sevindi. Zira bölge halkı özellikle turizm, tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar yapmak için gün sayıyor. Türkiye'nin dördüncü büyük barajı olan Ilısu Barajı 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı video konferansla açılmıştı. Ilısu Barajı dünyanın en uzun gövdesine sahip 5 ili kapsıyor ve 6 türbini var. Ancak şu anda sadece 1 türbini devrede ve enerji üretiyor. Barajın tamamının devreye alınmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar Türk lirası katkısı olacak. Barajın turizmden tarıma farklı iş kollarının önünü açması bekleniyor. Daha önceleri terörden dolayı buraya gelemeyen turistler, yerli ve yabancı turistler bundan sonra çok daha fazla gelmeye devam edecekler ve oldukça bir rağbet göreceklerdir. Yarın öbür gün bizim göl üzerinde tekne turumuz olacak, alabalık çiftliklerimiz olacak, arazilerimizi sulayacağız.